Evet değerli takipçilerim, bugün Samsung çamaşır makinesi kullanımı hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi cihazımızın açmak kapama düğmesi buradan. Buradan açıyoruz. Pamuklu dediği beyazlar için, sentetik dediği renkler için, spor giysisi, hassas. Şimdi buradaki hangi programımız istiyorsak, işte hızlı yıkama, su boşaltma, sıkma, sıkma, durulama, o programa getiriyoruz. Şimdi sadece bakın, ön yıkama ışığı yandığı zaman şöyle hem ön yıkama hem de ana yıkama, yani şu ikisini birden koyuyorsunuz. Onun dışında şu ön yıkama ışığı yanmadığı sürece, bakın diğer programlarda mesela yanmadı. İşte spor giysisinde, hani siz kendiniz bazı programlarda kabul edebilir, bazısında etmeyebilir. Bakın mesela işte pamuklarda ne yaptı? Demin 2 saatti, bakın 2 saat. Buna bastığımız zaman 2 saat 17. Niye? 17 dakika bir ön yıkama yapacak. O zaman ön yıkama gözü ve ana yıkama gözüne koyuyorsunuz. Onun dışında sadece ana yıkama gözüne. Buna dikkat edin. Deterjanı çok fazla koymayın. Bilginiz olsun. Yumuşatıcınızı şuradaki, bakın şu maksimum yazar zaten. Şurada elimin olduğu yeri. Bunun altında olması lazım. Yoksa hemen yumuşatıcınızı alın. Ondan sonra çamaşırlarınız sert çıkar. Yani yumuşatmaz. Bunu bilginiz olsun. Kesinlikle maksimumu geçirmemeniz lazım. Ondan sonra zaten makinamız sıcaklığını otomatikman kendisi ayarlıyor. Sıkmasını, devrini, hepsini kendisi ayarlıyor. Ama diyelim ki bu size yüksek geldi. Atıyorum mesela pamuklu programında 60 derece, gördüğünüz gibi. Bu sizi düşürmek istiyorsunuz. Sıcaklıktan yükseltip düşürebilirsiniz. Aynı şekilde durulamasını, mesela normalde 3 durulama var. Ben bunu arttırmak isterseniz, bakın süresi de uzuyor aynı zamanda. 5 durulama veya sıkması çok yüksek. İşte sıkma yapmama veya sıkmayı düşürme gibi işlemleri buradan yapabilirsiniz. Bu şekilde bu ayarlarınızı ister yapın, isterseniz dediğim gibi makine kendisi otomatikman programına göre zaten sıcaklık, durulama sayısı ve sıkması otomatik ayarlıdır. Kendiniz isterseniz ayarlayabilirsiniz. Burada ana yıkama, durulama ve sıkma işaretleri. Daha sonra cihazımızın bakın başlatma, duraklatma tuşuna basıyorsunuz ve makinemiz bu şekilde çalışma işlemine. Şimdi kapısını kilitleyecek. Evet, tık sesini duydunuz. Bakın kapımızı kilitledi. Şimdi makinemiz normal suyunu alıp yıkamaya başlayacak. Oldu ki diyelim ki makinemizin suyunu boşaltmıyor. İçerisinde herhangi bir sıkıntı oldu. O zaman şu alttaki pompa kapağımızı şöyle saat yönünün tersine doğru çevirerek açıyorsunuz. İçini kontrol edersiniz. Ondan sonra da tekrar kapatırsınız. Şimdi bu şekilde bakın ekranımız gidip gidip geliyor. Özellikle 2 saatlik programlarda, bu 2 saat pamuklu programda bunu yapması normalde. Şimdi normal, birazdan tekrar normal süresi gelecek. Kısa programlarda mesela bunu şey yapmıyor ama uzun programda bu şekilde. Bakın. Şimdi makinamız içi boş olduğu için sağa solu yaptı ve yükü tarttı ve yük şu anda olmadığı için, içi boş olduğu için, bakın normalde 2 saatlik bir programdı, 1 saat 20 dakikaya düşürdü. Yani yük görmediği için çok 2 saat çalışmasına gerek yok. Gördü ve bu şekilde süremizi otomatikman düşürdü. Daha sonra diyelim ki yanlış program verdiniz. Pamuklu değil de ya sentetik de verecektim. Yanlışlıkla işte şeyde pamuklu da çalışırdım. O zaman buna basıyorsunuz. Cihazımızı bu şekilde kapatıyorsunuz. Tekrar açıyorsunuz. Ve bu şekilde istediğiniz programı tekrar yeniden getirerek makinenizi çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Demin gördüğünüz pamuklu programdaydı. Şimdi normal yıkama 29 dakika, yani hızlı yıkamaya getirdik. Bu şekilde program değişiminde bu şekilde yapabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Zaten makinemiz tekrar bütün işlemleri yapacak. Ondan sonra bittiği zaman da uyarı sesi olarak öterek bittiğini size belirtecek. Şuna dikkat edin. Çamaşırlarınızı özellikle bornozlu havlu türü attığınız zaman, mesela makinemiz şu anda 4 kilo, 7 kilo ama bunun yarısı kadar, 3,5 kilo atmanız lazım. Çünkü havluydu, bornozlu, bu tür şeyler suyu çektiği zaman çok ağırlaşır. Bir de bunları mesela çarşaf türü gibi ürünler atıyorsanız, yanına bir iki parça işte şey atayım, normal ufak çamaşır atayım, yapmayın kesinlikle. Çünkü büyük çamaşırla ufak çamaşır iç içe girer
Kazan içerisinde top şeklinde olur ve bu sefer makinenin sıkmaya geçtiği zaman maalesef o çamaşırı açamaz. Çünkü sıkmaya geçmeden önce bir sağa sol sağa sol yaparak çamaşırı açar ki merkezi boşaltır ki sıkmada sarsıntı yapmasın. Diğer o şekilde atarsanız maalesef şey yapar. Sıkmada sağa sola oynama, sağa sola vurma gibi şikayetler yapabilir. Genelde bunun büyük çoğunluğun sebebi bu şekilde dengesi çamaşır atmadan yapar. Buna dikkat edin. Biz takip etmeye devam edin. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.